Merhabalar herkese. Uzun bir aradan sonra Ramazan ayı süresince neredeyse video yayınlamadık. Daha doğrusu ilk günleri yayınladık, sonra bıraktık. Tabii bunun sebebi de biraz meşguliyet. Sonuç itibariyle bugün tekrar yeni bir eğitim videosu hazırlamak istedim. Bugünkü konumuz threads. Tabii threads konusu çok fazla üstünkörü anlatılan bir konu Türkiye'de. Ne işe yaradığı da tam olarak anlatılmıyor ama hani çok normal anlatılmaması, çünkü ne olduğunu anlamaya çalıştığınız zaman ta çekirdeklere, işletim sistemine, oradan CPU'ya yani işlemciye kadar gidiyorsunuz. Çünkü olay bizim mesela kullanırken bize basit gibi görünse de arka planda olan işler gerçekten çok karmaşık bir şekilde gerçekleşiyor. Pardon. Tabii Threads konusunu ele almadan evvel Threads'in ne olduğunu, yani sistemde nasıl çalıştığını da biraz anlatmak gerekiyor. Biz normalde diyelim ki bir işte Rust programı yazdık. Let a işte 5 dedik. Sonra printlene ile bunu ekrana yazdırdığımız zaman, tabii biz bunu ne yapıyoruz? İşte ekrana yazdırdık bunu. Derliyoruz, derledikten sonra ne oluyor? Bu bir makine diline çevriliyor. Aslında biz ona instructor dediğimiz, infrastructure mı, instructure mı tam bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bakalım. Instructure eğitmen. CPU. CPU instructor diyelim. Infrastructure. Instructions, yes. Evet, aslında bu burada bahsettiğimiz instructions dediğimiz yapı sıfır ve birlerden oluşan aslında bir verilerin ve emirlerin işlemciye gönderilmesi olayıdır. Nedir işte mesela şurada İşte bir ağ oluşturuyoruz. Aslında biz ağ oluşturduğumuz zaman işlemciye bir tane sıfır ve birlerden oluşan bir değer gönderiyoruz. Bunlar arka arkaya, daha sonra işte println komutuyla ona bir emir daha gönderiyoruz. Bunlar tabii arka arkaya dizilmiş bir şekilde bir kod parçacı, bir instruction yapısı olarak düşünebilirsiniz ki zaten öyle. Bunlar işlemciye gider. İşlemci bunları gerçekleştirir. Tabii işte belleğe bilgi gönderir, bellekten bilgi alır gibisinden işlemler gerçekleşiyor bu arada. Ancak bu mesela normalde tek çekirdeğin olduğu bir dönemde gayet basit. Sonuçta bir çekirdek aynı anda sadece tek bir işlem yapabilir. Daha fazla bir işlem yapamaz. Ama multicore dediğimiz, yani birden çok çekirdeği olan işlemciler ortaya çıktıktan sonra aynı anda her çekirdek bir işlem yapabiliyor bu defa. Yani diyelim ki sizin bilgisayarınızın 4 çekirdeği varsa, her çekirdek kendi bağımsız zamanıyla işlemler gerçekleştirebiliyor. Tabii hal böyle olunca bu dediğimiz instructions dediğimiz yapılar her bir işlemciye tek tek gönderiliyor. Her bir core dediğimiz çekirdeğe tek tek gönderiliyor. O çekirdekler bunları İşte belleğe alıyor, bellekten gönderiyor, belleğe kaydediyor, bellekten siliyor gibisinden işlemler gerçekleştiriyor. Ancak işin tabii şöyle bir boyutu ortaya çıkıyor. Nedir o da? Eğer bu çekirdekler, bu core dediğimiz işlemcinin çekirdekleri aynı bellek bölgesini kullanacaklarsa, bunların birbirleriyle haberleşmesi nasıl sağlanır? İşte bu mesela Threads konusunun aslında derinlere indiğiniz zaman en karmaşık olan konusu. Çünkü sonuçta her çekirdek, her kor kendi işini yapıyor. Diğerleriyle aslında herhangi bir bağı yok. Ama sonuç itibariyle her çekirdek işlemlerini gerçekleştirirken belleğe bilgi gönderiyor ya da bellekten bilgi alıyor. Haliyle biz yazılımcılar olaraktan belleğin işte şu bölgesindeki veri dediğimiz zaman, onu çekirdekler arasında, core dediğimiz işlemcinin çekirdekleri arasındaki veri bütünlüğünü biz sağlamak zorundayız. Tabii burada dediğim gibi derinlere indikçe olaylar karmaşıklaşıyor. Tabii bunu söyledikten sonra
Bunların her birine siz bir proses diyebilirsiniz. Yapılan her işleme, daha doğrusu kod kümesine bir proses diyebilirsiniz. Mesela bizim buradaki pnmain fonksiyonumuz bir proses başlatıyor işletim sistemi seviyesinde. Bu proses kendisi zaten bir çekirdekte bir threads oluşturuyor aslında. Kendisi de bir threads olarak çalışıyor. Tabii daha sonra biz bu prosesin içerisinde yeni threads'ler de oluşturabiliyoruz. Tabii biz threads oluşturdukça bizim oluşturduğumuz threads'ler için, yani her bir çekirdeğe gönderdiğimiz kodlar için işletim sistemi kendisi de bunları sıraya alıyor ve buna göre işte işlemleri yaptırıyor. Yani olay baya baya aslında işletim sistemi seviyesinde, çekirdek seviyesinde yürüyen işler. Haliyle çok fazla derinlere girdiğimiz zaman işin boyutu, rengi değişiyor. Bundan dolayı tavsiyem daha çok kullandığınız yazılım dili size neyi tavsiye ediyorsa onu kullanmanız. Eğer ne yaptığınızı çok iyi bilmiyorsanız mümkün mertebe yazılımın size verdiği imkanlardan veya tavsiye ettiği şeylerden faydalanın ki zaten dokümanlarında genelde işte eğer bunu böyle yapmak istiyorsan şöyle yap, şunu kullan derler. Mesela Rust programlama dilinde de baya baya adamlar ilk etapta standart olanı söylüyorlar. Daha sonra eğer sen bunu biliyorsan şunu kullan diyorlar. Tabii threads'lere gelmeden evvel işletim seviyesinde, işletim sisteminin seviyesinde nasıl işler gerçekleşiyor ondan bahsetmek lazım. Öncelikle mesela düşünün ben şu anda biz ne demiştik? Her bir çekirdek ancak ve ancak bir zamanda bir iş yapabilir. Yani aynı anda iki işi birden yapamaz. Hiçbir zaman, hiçbir çekirdek fiziksel sebeplerden dolayı aynı anda sadece tek bir iş yapabilir. Her bir core, her bir çekirdek. Ancak baktığımız zaman mesela benim bilgisayarım şu anda mesela bir sürü işi aynı anda yapıyor mesela. İşte buradan mesela kod yazıyorum. Ondan sonra mikrofondan ses kaydı. Ondan sonra masa üstünü kaydediyorum. Burada kayıt programı çalışıyor. Burada ses çalışıyor. Burada mesela Chrome çalışıyor. Haliyle bunlar aynı anda nasıl gerçekleşebiliyor? Benim 4 tane çekirdeğim var ama ben 20 tane işlem aynı anda yapıyorum yani bazen. Aslında yapmıyorum. Gerçek anlamıyla benim aynı anda 20 işlem yaptığım bir durum gerçekleşmiyor. Ne oluyor? Aslında her program, çalışan her program mesela bu. Bu bir arayüz, bu bir GUI dediğimiz yani Graphical User Interface programı. Sonuçta bu pencere açık olduğu müddetçe aslında bu program çalışıyor. Fakat diğer programları kitlememek için ne yapıyor? Threads açıyor, threads kapatıyor, threads açıyor, threads kapatıyor. Aslında milisaniyeler içerisinde, nanosaniyeler içerisinde bunları gerçekleştiriyorlar. Böylece işletim sistemi kendisine gönderilen threads'leri alıyor, işleme koyuyor, sonra onu bitiriyor, onu alıyor, onu bitiriyor, onu alıyor. Her birini tek tek çalıştırıyor. Böylece aslında biz performans elde etmiyoruz çoklu işletim sisteminde. Tabii tek çekirdeğe göre bazı konularda birçok konuda performans artışı elde ediyoruz tabii ki ama her durum ve şartta aslında performans elde etmiyoruz. Bunun bize daha çok kazandırdığı olay şu. Makine kilitlenmiyor. Makinenin kilitlenmesinin önüne geçiyoruz. Mesela eskiden diyelim ki tek çekirdekli bir bilgisayarda bir program açtığımız anda ne yapıyordu bu program? Açılışta işte işlemciyi tamamen kontrol altına alıyor. Çünkü o sırada sürekli belleğe bir şeyler yüklüyor, hızlı açılmaya çalışıyor. O yüzden hiç stresi durdurmuyor falan. Haliyle o sırada biz mesela herhangi bir işlem yapamıyorduk. Hatta çok iyi hatırlıyorum. İlk zamanlarda aldığım bilgisayar bir programı açtığım zaman ses mesela tık 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 gidip geliyordu mesela. Neden? Her program biraz daha hızlı çalışmak istiyordu. Ancak işte çok çekirdek hayatımıza girdikten sonra olaylar biraz daha güzelleşti. Fakat totalde çok muazzam bir performanstan ziyade programların birlikte çalışabilmesi için aslında güzellikler verdi. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki sizin bir web sunucunuz var. Aynı anda size iki tane istek geldi. Birinci istek mesela diyelim ki 10 saniye sürüyor ve hiç ara vermiyor. Threads'i siz hiç susturmuyorsunuz, hiç ara vermiyorsunuz. Böyle bir durumda ne oluyor mesela? Sizin sunucunuz o işlem bitinceye kadar yani 10 saniye bitinceye kadar bir tane
çekirdeği işgal ediyor. Haliyle mesela diyelim ki sizin sunucunuzda iki tane çekirdek varsa, ikinci istemci geldiği zaman 10 saniye süren istem kendi işine bakıyor. Fakat gelen ikinci istek ne oluyor? Başka bir thread'de çalıştırılıyor. Diyelim ki bu gelen ikinci istek de 10 saniye sürüyor. Bu defa ne oldu? Sizin sunucunuz isteklere cevap veremez hale geldi. Bu defa üçüncü bir istek geldiği zaman o üçüncü istek diğer isteklerin bitmesini bekleyecek ki kendi isteğini, threads'ini açabilsin. Bu mesela düşündüğünüz zaman aslında tek çekirdekle yapsak ne olacak? İşte birinci istek 10 saniyede bitecek, ikinci istek de 10 saniyede bitecek. Ama üçüncü istek de diyelim ki 5 saniyede bitiyorsa toplamda bizim tek çekirdeğimiz 25 saniyede işlemleri bitirebilecek. Fakat çoklu çekirdeğimiz olduğunu düşünün. Mesela iki tane çekirdeğimiz olduğunu düşünün. Bu defa mesela birinci işlem gelecek. Birinci işlem mesela 10 saniye sürecek ama o sırada ikinci istek de mesela gelecek. O da mesela diyelim ki 10 saniye sürdüğü zaman ne olacak? İşte totalde 20 saniyemiz değil. Totalde 10 saniyemiz gidecek. Ama burada asıl önemli olan şey şu. İkinci istek hiç beklemiyor. Hiç beklemiyor. Hatta mesela diyelim ki bu 10 saniye sürüyor ya, 10 saniye sürdüğü için biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki 10 saniye sürmesin. Sen Threads'e diyoruz ki sen bir sus, sen bir dur. Diğer işlemleri de devreye alayım. İstekleri bir alayım diyorsunuz. O Threads'i susturuyorsunuz. 10 saniye sürmesi gerekirken 20 saniye sürüyor belki. Ama ne oluyor bu sırada? Başka bir istemci geldiği zaman mesela bizim çekirdeğimiz iki çekirdek olduğu için herhangi bir şekilde üçüncü bir isteği alamıyor. Çünkü her iki core, her iki çekirdek de şu an çalışıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bu çekirdekleri arada bir susturuyoruz. Yani diyoruz ki sen bir dur, başka bir iş çıkabilir. O yüzden biz onları susturduğumuz zaman 10 saniye sürmesi gereken işlem mesela sallıyorum 15 saniye sürüyor. Fakat ne oluyor? Üçüncü bir istek sunucuya geldiği zaman o istek kilitlenmiyor. O istek de gerçekleşiyor. Böyle böyle düşündüğünüz zaman belki bazen çift çekirdek daha fazla işlemleri yaparken daha fazla zaman harcar. Ama neyi gerçekleştirir? Hiçbir işlemin boşa gitmemesini, hiçbir request'in, istemin herhangi bir şekilde boşa gitmemesini sağlamış oluyoruz biz bu şekilde. O yüzden bu gayet performanstan ziyade aslında paralel bir şekilde olayları gerçekleştirmemizi sağlıyor diyebiliriz. Tabii bunun için yine isterseniz başka dokümanlara da bakabilirsiniz. Evet, biz mesela bir thread açmak için şöyle yapıyoruz. STD threads spawn. Spawn dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Biz yeni bir thread açıyoruz. İşletim sistemine yeni bir instructions göndereceğiz. Instructionslarımız da tabii ki nedir? Bir tane F, burada gördüğünüz gibi F yazmışsa bir tane closure istiyor. Closure dediğimiz zaman içerisine tek bir emir de yazabilirsiniz. Şöyle yapalım. Sallıyorum mesela println. Ekrana A yazsın sadece. Bunu çalıştırdığımız zaman bakalım bilgisayarımız buraya da mesela println A'yı yazdıralım biz. Mesela bunu çalıştırdığımız zaman normalde kodların sırasına baktığımız zaman ilk önce buranın daha sonra buranın çalışması lazım. Ama bizim düşündüğümüz gibi olmuyor tabii ki. Bakalım burada bir hata vermiş. Tamam. Şuraya şöyle eklememiz lazım. Bakın mesela 5'i ekrana yazdı ama A hiç yazılmadı. Hem de hiç. Dolayısıyla bizim aslında gerçekleşen şey şu. Bizim main fonksiyonumuz bir threads. Ama process. Process olduğu için bu process buradaki threads'in de aslında ağası, sahibi diye düşünebilirsiniz. Tam olarak değil ama kısmen öyle. Haliyle bu threads, main threads'i burada yeni bir threads açıldığı zaman bununla ilgilenmiyor. Onu hiçbir şekilde ilgilendirmiyor buradaki threads.
Bu başka bir çekirdeğe gitmiş oldu. Benim mesela 4 çekirdek var bilgisayarımda. Bu başka bir çekirdeğe gönderilmiş oldu. O çekirdek işlemlerini yapmaya çalışacak. İşlemlerini yapmaya çalışacak ama o sırada daha bu print komutu devreye girmeden, çünkü mesela siz bir yeni thread açtığınız zaman işletim sistemi seviyesinde bir miktar performans kaybınız oluyor. Çünkü zaman alıyor bu yeni bir thread açmak, o yeni thread'e yeni bir instructions göndermek zaman alan bir iş. Haliyle o sırada daha bu print çalışırken burası çalışmamış oluyor. Bu print çalıştığı anda zaten bizim proses bitmiş oluyor. Prosesimiz bittiği için biz bunun yaptığı işi görmüyoruz. Tabii proses bitince de bu da diğer çekirdekte işini yapıyor ama biz görmüyoruz. Çünkü bizim main fonksiyonumuz kendi işini yapıp bitirdikten sonra prosesi sonlandırıyor. Gerçi bu çalışıyor mu? Tam emin değilim. Çalışıyor, çalışmıyor da olabilir. Bunun için eğer açtığımız bir thread'in çalışmasını bekliyorsak join diyoruz. Yani önce bu thread çalışsın, işini bitirsin. Ondan sonra sen bu satırlara geç demiş oluyoruz. Şimdi mesela önce ekrana A yazacak, daha sonra ekrana 5 yazacak. Çünkü biz bunu ona zorlamış olduk. Biraz bunu mesela değiştirelim. Şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki bir tane for döngüsüyle for i in 0 4 defa şöyle bir işlem yapsın. 4 demeyelim de şuna 4000 diyelim. 4000 defa çalışsın. Her 4000 defasında for j in işte 0 sıfırdan 1 milyona kadar gitsin. Bu da ekrana işte ekrana bir şey yazmasın da ekrana bir şey yazmasın. Ekrana bu kadar şey yazdırmak uzun zaman alabilir. Ya da şöyle yapalım. Ekrana bir şeyler yazdıralım. 4 defa çalışsın. Ekrana her defasında ne yapsın? Sıfırdan 100'e kadar bir şeyler yazsın. Bu mesela bir miktar daha bizim için daha kolay takip etmesi olacak. Şimdi çalıştıralım. Ups, not font doğru. Burası ayı niye sildi? Kullanmaya devam ediyorsak. Tekrar deneyelim. Mesela gördüğünüz gibi her defasında bizim işlemcimiz ne yapıyor? Sıfırdan 100'e kadar sayıyor. Sıfırdan daha doğrusu 99'a kadar sayıyor. Bu mesela tek çekirdekte gerçekleşen bir şey. Ama diyelim ki biz şöyle bir şey yazmak istiyoruz. Hani 4 tane for döngüsünde 4 döngü açıyoruz. Bu her bir döngüyü mesela bir tane thread gerçekleştirsin. Ona kadar yapsın mesela bu defa. Ben geliyorum buraya diyorum ki işte STD thread spawn şöyle yapalım. Her defasında şöyle ekrana J'yi yazsın. Her defasında. Bakalım bu defa ne olacak? Ups. Ha. Bunu böyle yapmamızı da her defasında istiyor. Çünkü aslında bir değişken gibi çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi normalde ekrana işte neyi yapması gerekiyordu? İşte sıfırdan 10'a kadar, sıfırdan 10'a kadar, sıfırdan 10'a kadar yapması gerekiyordu ama yapamadı. Neden? Çünkü bizim main prosesimiz bu kadarı yazdırıldıktan sonra main proses bittiği için buradaki threads'ler çalışamadı. İşine devam edemedi. Haliyle biz mesela ne yapmalıyız? Her defasında buna join demeliyiz. Join dediğimiz zaman bu defa bakın her biri ayrı ayrı kendi işlemlerini yapıyor. İşlemi thread'i açtık. Thread join dediğimiz için işini bitirmeden bırakmıyor. Join dediğimiz için. Biraz daha bakalım. I eşittir I virgül J eşittir J diyelim. Bakalım bu defa nasıl olacak?
Move. E'yi buraya aldığımız için bizden move yapmamızı istiyor ama muhtemelen yine hata çıkacak. Yok, çıkmadı. Bakın burada her defasında işte önce sadece E2 iken, yani birinci thread, şöyle düşünün, bu birinci thread, bu birinci thread, işte birinci thread 0'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar geldi. Daha sonra işte ikinci thread her defasında ne oldu? Bir thread diğer thread'i beklemiş oldu. Aslında bu çok da efektif bir şey değil aslında. Neden efektif değil? Madem ben thread'leri açtım, bu thread'ler aslında birbirlerinden bağımsız bir şekilde çalışmalıydı. Yani neden birbirlerine bağımlı bir şekilde çalışıyorlar? Haliyle her defasında aslında ben burada kayıptayım. Neden kayıptayım? Çünkü bu thread çalışıyor. Çalıştığı zaman diğer threads aslında bekliyor. Peki biz bunları nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapıyoruz. Buradaki threads konusuna gelip bakmakta fayda var. Rust ha. Burada join dediğimiz zaman birkaç tane thread açabilmemiz gerekiyor. Join handle. Aslında biz mesela burada thread oluşturduğumuz zaman, thread span dediğimiz zaman burada bir tane join handle oluşturuyor. Join handle'ı biz mesela bir vektör olarak düşünebilirsiniz. Bu vektör ne yapıyor mesela? İşte her bir vektörün her bir elemanı aslında bir span. Yani bir thread açmışız. Her biri bir span olarak düşünebilirsiniz. Burada sleep duration gidiyor. Herhangi bir şey o sırada yapmamıza gerek var mı? Neyse, biz bunu mesela her birini bir tane dizinin elemanı olarak düşünelim. Handle diyelim. Handle nedir? Bir tane vektördür. Bu vektörün her bir elemanı join handle'dır. Join handle'ın ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdilik vektörümüz boş eleman. Biz her defasında geliyoruz buraya. Tabii mutation olması lazım. Mutation handle push diyoruz. Geliyoruz buraya. Bunu push etmiş olduk. Evet, her bir thread'i açtığımız her bir thread'i buraya push etmiş olduk. Böyle biraz daha basit oluyor. Kontrol etmesi en azından daha basit oluyor. Şöyle, ama hala bile ne yapıyoruz? Handle yine join olmak zorunda. Join olduğu için aslında biz çok da istediğimiz gibi bir sonuç elde edemiyoruz. Join olmasın istiyorum ben mesela. Böyle bir durumda ne oluyor? Aslında main proses sonlanıyor. Main proses sonlandığı için benim istediğim gibi threads'ler tam olarak düzgün çalışamıyor. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Push yaptığımız zaman bakalım dokümanlarında Rust threads diyelim. Tabii birkaç tane yöntem var. Bunlardan biri aslında mesajlaşmak ama biz daha çok neyi kullanıyoruz? Bakalım burada ne anlatmış. Mesela burada birden ona kadar thread spawn anlatılmış. Bu da ana fonksiyon. Burada sleep duration. Biz o zaman ne yapabiliriz? Her bir thread kendisi mesela beklese, şöyle yapalım. Ana fonksiyonu uyutalım. STD threads, burayı duration'ı implement edelim. Bir uyarlayıp buraya indirelim. Tamam. Şimdi ana thread'i mesela ben 3 saniye bekleteyim.
3 saniye içerisinde sonuçta bütün hepsini ekrana yazabileceği için, hatta 1 saniye içerisinde bile bunu ekrana yazabilir. Haliyle ben bu defa join yapmadan, bakın bu defa sıralamalar düzgün değil. Her defasında. Mesela bakın burada 9'dan 4'e, 4'ten 5'e, 6'ya, 7'ye geçmiş falan. Çoğunlukla mesela aynı sırada gidiyor ama bazı yerlerde mesela başka bir işlemci araya sıkışabiliyor. Mesela tekrar yapalım. Buraya iyi yazalım. İyi ekrana yazdıralım. J de şu olsun. Bakın mesela buradaki i normalde işte 0, 1, 2, 3 olması gerekirken arada bir mesela 0 olacak. Sonra 0'dan sonra 1 gelebilecek. Tam sırasıyla gitmeyecek mesela. Bakın mesela normalde önce kimin olması lazımdı? 0, 1, 2'den sonra 3'ün gelmesi gerekirken. Bakın ikincisi birden önce gelmiş mesela. Bakalım. Evet. İyi. Evet. Gibi. Hatta her değiş çalıştırdığımızda bize bambaşka sonuçlar veriyor. Bakın bu defa i2 en sona geldi. i3 ondan önce gelmiş. i1 yerinde. Ama arada bir mesela bunların sırası da değişecek. Mesela ben burayı arttırsam tamamen iç içe girecek. Bakın mesela işte 1. 1 normalde işte 0'dan 100'e kadar gitmesi gerekiyordu. Ama mesela bakın 35'e kadar geldi. İyi. Neden? Çünkü bu bitti. Bunu 2 yapalım mesela. Biraz daha hızlı bunlar çalışsınlar. Bakın mesela i3 j86'ya gelince bitti. Ama ondan önce mesela i1 j44'te. Yani tamamen burası mesela karmaşık gelebilir ama şöyle düşünün. Sizin 4 tane işçiniz var. Biz burada mesela 4 tane işçi ele alın. Öyle düşünebilirsiniz. Bu 4 tane işçi ne yapacak? Her defasında biz kendisine bir iş veriyoruz. Bu iş ne? İşte thread spam dediğimiz zaman yeni bir işçi getirdik. Bu işçi bir sıfırdan 100'e kadar sayacak dedik ama o sırada her biri gelecek ekrana bir şeyler yazdıracak. Fakat hangisinin sayarken mesela thread açabildiğini, sırası, cartı, curtu aslında birbirinden tamamen bağımsız. Tamamen paralel aslında bu. Paralel olduğu için artık hangi çekirdek ne zaman hangi işlemi gerçekleştirirse birbirinden bağımsız bir şekilde bunu ekrana yazdırıyor. Paralel çünkü bu. Zaten paralel programlama dediğimiz de aslında bu. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse bizim için mesela çok müthiş olur. Neden müthiş olur? Çünkü böyle bir durumda paralel programlamada hiçbir çekirdek belleğin hiçbir alanını beraber kontrol etmedikleri için çok rahat bir şekilde çalışıyorlar. Ama işin karmaşık olan kısmı diyelim ki çekirdekler ortaklaşa belleğin belli bir bölgesini kontrol ediyorlar. Böyle bir durumda mesela biz ne yapmak zorundayız? Gidip işte bu çekirdekler arasında bir bağlantı kurmak zorundayız. İşte bak sen şu an o belleği aldın, okumaya çalışıyorsun ama az önce bir tanesi değiştirdi orayı. Diğer işçi onun değerini değiştirdi. Senin gidip onu tekrar okuman lazım. Veya o dur bir başkası şu anda onu kullanıyor. Sen kullanamazsın. O işini bitirsin ondan sonra sen gel kullan gibisinden dememiz lazım. İşte bunu diyebilmek için de mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki biz bir tane sayımız var. Her defasında sıfırdan 100'e kadar olan sayıların toplamını buna yazdırmak istiyoruz. Bir tane değişkenimiz olsun. Let mod a diye bir değişkenimiz olsun. Sıfır diyelim mesela buna. Her defasında burada bizim yapmamız gereken şey şu. Diyelim ki ben geliyorum diyorum ki a eşittir a artı j. Haliyle a aslında sıfırdan 100'e kadar olan sayıların toplamı. Ama 4 defa bunu yapıyor. Her bir işlemci sıfırdan 100'e kadar sayıları alıyor. Bunu her defasında a'ya gönderiyor. Normal şartlarda kaç olmasını beklersiniz? İşte sallıyorum. Bir tane calç açalım. Mesela sıfırdan 100'e kadar olan sayılar 100 çarpı 101 çarpı 4.
4040 olması gerekiyor esasen. Gerçi bunun için şöyle olması lazım. Şurası 101 olması lazım. Burasının da 1 olması lazım. Böyle olması lazım. Evet, 0'dan 99'a kadar değil de 100'e kadar. Ama gelin mesela burada print.bn diyelim. A'yı ekrana yazalım. Bizim normalde A'mız işte dediğim gibi ne olacak? Bunların toplamı olacak. Ama tabii bizim işlemlerimizin bitmesi gerekiyor ki A'nın son değerini bulabilelim. Tabii şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ben join kullanmadığım için, burada join kullanmadığım için ne oluyor aslında? Bu işlemler bitmeden mesela 2 milisaniye içerisinde işlemler bitmezse benim main thread'im bitiyor. O yüzden ben burayı şöyle bir 10 yapalım da 10 milisaniyede muhtemelen bu işlemlerin hepsini 4 çekirdek bitirir. Ondan sonra A'yı ekrana yazsın. Bakalım. A 0. A'yı hiç değiştirmedi mesela burada. Niye? Biraz daha bekletelim bakalım. Bir saniye beklesin. Yine sıfır. A'nın değeri hiç değişmemiş. Allah Allah. Niye acaba? Bunun sebebi gayet aslında basit. A bir primitive types olduğu için biz mesela A'yı bu scope'un içerisine aldığımızda ya da buraya aldığımızda aslında kopyasını oluşturuyor. Şunun içerisine aldık ya. A'nın bir kopyasını oluşturuyor her defasında. Haliyle aslında burada değişen A ile buradaki A birbirinden tamamen farklı. Mesela deneyelim. Her bir thread mesela for yapsın. Print.ln diyelim. Burada A'yı ekrana yazdıralım. Bakın A burada mesela farklı olacak. En sonda yazan A ise 0 yine olacak. Bakın burada A 5050, 5050, 5050, 5050 diye gidiyor. Ama sondaki A hiç değişmiyor. Bu arada ben yanlış mı hesapladım? Birden 100'e kadar olduğu için 1, 2, 3, 4. Evet, bildiğim kadarıyla. Tekrar yapalım. Birden 100'e kadar olduğu için. Evet, 100 tane sayımız var. Her defasında 100 tane sayı. 100 çarpı 99 muydu? 9900. Tam tersini yapalım. 100 ha bölü 2 yapmamışım. 100 çarpı 101 bölü 2. Oo, ben ne yaptım ya? 101 bölü 2. Bölü 2. Ha, bölüye basarken 7'ye basıyormuşum ya. Evet, 5000, evet 5050'ymiş, tamam doğru. Normalde işte buradaki a'ların her biri aslında birbirinden bağımsız. Neden bağımsız? Çünkü a bir primitive types olduğu için copy trait'ine implement edilmiş. Copy trait'ine implement edildiği için de aslında biz burada a'nın kopyasını değiştiriyoruz. Buradaki a'yı değiştirmiyoruz. Burada yeni bir escope'a gönderdiğimiz için bu yeni escope normalde bu string olsa bunu kabul etmez. Ama integer olduğu için integer bir primitive types'tır. Dolayısıyla bunun çoğaltılması, kopyasının oluşturulması ucuz bir iştir. Ucuz bir iş olduğu için kendisi, Rust'ın kendisi otomatikmen bunun kopyasını oluşturuyor. Ki bizim borrow checker dediğimiz olay dırdır etmez. Fakat bu bizim için uygun değil. Peki biz o zaman bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın birkaç yöntemi var. Bunun yani A'nın referansını kullanacağız. Smart Pointer diye bir dersimiz vardı hatırlarsanız. Smart Pointer'lar aslında referanstır. Her biri referans tutar. İşte Arc mesela referans tutar, RC referans tutar, Box referans tutar. Fakat bizim kullanımımıza daha uygun bir şekilde olur. Her defasında şunu kullanmamıza gerek kalmaz. Çünkü bunu kullandığımız zaman ismi yok, cismi yok, cartı yok, cürtü yok. Ama biz mesela bunu box'ın içerisinde kullandığımız zaman sahipliğini de almış oluyoruz. Tabii bizim burada yapacağımız şey şu.
Şimdi A diye bir değişken oluşturduk. Bu belleğin belli bir bölgesinde. Dolayısıyla ben belleğin bu bölgesindeki değeri alacağım ve bu belleğin bu bölgesindeki değeri değiştireceğim. Mesela buradaki A belleğin başka bir bölgesinde aslında. Buradaki A ise bambaşka bir bölgesinde. O yüzden ark diye mesela yapalım. Bakalım ne olacak? Import edelim arkı da. Şimdi A bir referans olduğu için ben şöyle bir şey yapabilirim. A referans olduğu için A'nın değerini değiştirdiğim zaman pointer kullanmam gerekiyor işte. A'nın şurasındaki yani A bir referans ya, referansın point ettiği, işaret ettiği yeri değiştiriyorum ben. Tabii bunu yapınca şimdi dırdır etmeler başladı. Ama bize yardım edecek. Ne diyor? Arg diyor bir integer, pardon, A diyor bir arg, J bir integer. Fakat sen A ile J'yi toplamaya çalışıyorsun. İkisi apayrı iki değişken. Dolayısıyla ben buraya da bir tane pointer koydum. Şimdi asıl olay burada gerçekleşti. Ha, diyor ki arg türü diyor bir referans arg türü kopya implement edilmediği için az önce bahsettiğim sebepten bahsediyor aslında. Diyor ben bunu bu scope'un içerisine alamam. Eğer kopya implement edilmiş olsaydı arg ben bunu alabilirdim ama diyor şu anda alamıyorum mesela diyor. Haliyle ama ben de mesela A'yı klonlayamam. Klonladığım zaman aslında yeni bir bellekte yeni bir bölge oluşturmam lazım. Fakat Arc'ın şöyle bir özelliği var. Arc Atomic Reference Counter denilen bir olay. Atomic konusu bambaşka bir konu. Şimdilik ona gitmeyeceğiz ama Arc dediğimiz şey aslında refere edilen bellek bölgesini kaç kişi işaret etmiş? Yani kaç kişi o bellek bölgesini kullanıyor dediğimiz bir smart pointer. Bunun mesela tek çekirdekteki karşılığı RC. RC de mesela reference counter diye geçer. O da işte mesela şu bellek bölgesini kaç kişi refere etmiş onun bilgisini tutar ama threadsler arasında paylaştırmaz. Güvenlik açısından böyle bir şey. Arc da aynısını yapar ama Arc'ın farklılığı thread safe. Burada da mesela bahsediyor. Thread safe reference counting pointer. Haliyle şimdi ben Arc copy olmadığı için Arc'ın bu referans edilen A'nın yenisini oluşturacağım. Let A count eşittir. A klon da diyebilirim. A klon da diyebilirim. Veyahut şöyle de kullanabilir. Arc klon. Her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. A Arc klon sanki biraz daha iyiymiş gibi düşünebiliriz. Şimdi ben o zaman buraya A count'u ekleyelim. Count. Şimdi bakalım ne diyecek. Value borrowed here. Şimdi burada dört tane biz ne yapıyoruz? For döngüsü açıyoruz. For döngüsü açtığımız için bu ne oluyor? Her defasında A'yı alıyor. A'nın klonunu oluşturuyor. Fakat A'nın sahipliği de buraya geldiği için A her defasında aslında yeniden türetiliyor. O yüzden mesela burada ne diyor mesela? Burada diyor sen A'yı aldın ve tekrar buraya gönderdin. İşte şuraya gönderdin diyor. Dolayısıyla ben buna izin vermem diyor. Yani bir miktar daha bizi zorluyor. O halde biz bunu ne yapacağız? Bizim burada yardımcımız bakalım mutex. Mutex ne yapıyor? Mutex aslında aynı bellek bölgesini kullanan şimdi biz reference counter'ı kullandık aslında. Arc normal şartlarda ne yapabilir? İşte threadler arasında bilgileri paylaşabilir. Fakat şöyle bir problem var. Threadler arasında paylaşabilmesi için Shared References in Rust Cell Law
ney? Mutation by default. You cannot generally obtain a mutable reference to something inside an arc. If you need to mutable trog in an arc, use mutex, reveloc ya da atomic types. Yani kısaca diyor ki, eğer sen arc ile bir şeyleri traceler arasında paylaşmak istiyorsan, ya mutex kullanacaksın, ya reveloc ya da atomic types'lardan kullanacaksın. Biz şimdilik mutex konusunu ele alalım. Mutex ne işe yarıyor? Bu arada mutex konusu aslında çekirdek seviyesinde bir konu. Mesela diyelim ki şöyle düşünün. Bu konunun karmaşıklığı aslında Rust'ın da geldiği yerle alakalı bir şey. Mesela siz bu bellek bölgesinde yani A'yı oluşturduk, bir tane A oluşturduk. Bu A'yı mesela bellek bölgesini tuttuk. Sonra o bellek bölgesini traceler arasında paylaştırıyoruz. Her bir işçi gidiyor A üzerinde işlem yapıyor. Ama iki işçi mesela diyelim ki birinci işçi geldiğinde A5 geldi, A'yı 6 yaptı. O sırada ikinci işçi de aslında A'yı aldı. O sırada o da A5 gördü A'yı. Haliyle o da geldi 6 yaptı değil mi? İkisi de bu bilgiyi aldılar, belleğe gönderdiler. Aslında biz iki defa A'yı toplamış olduk fakat buradaki bağımsızlıktan ötürü, çekirdeklerin birbirleriyle bağımsızlığından ötürü ne oldu? Aslında 7 olması gereken A 6 kaldı. Haliyle aslında bizim programımız condition race dediğimiz olaya da tekabül etti. Yani hata verdi. Hata yok, görünürde bir hata yok ama hata var. Yanlış bir hesaplama var. O yüzden mutex konusunu kullanıyoruz. Peki mutex ne yapıyor? Mutex aslında A'yı lock ediyor. Lock yani kilitleme dediğimiz olay gerçekleşiyor burada. A counts lock. Ben burada lock gerçekleştiriyorum. Unwrap let ne eşittir A counts. Tabi bu arada burayı mutation yapmasak bile bu mutation olabiliyor bu arada. Birkaç hata haricinde şimdi ben gelip burada any değiştirebiliyorum. And burada ben burada ne yapıyorum? A'nın bir klonunu aldım. Thread'in içerisine ben A'yı aldıktan sonra referansını aldım bu arada. Mutex olduğu için mutex bize buradaki borrow checker olayını hallediyor. Çünkü artık bu bir integer değil. Bu bir mutex. Bakalım. Ne yapıyor ya? Ha, print A. Tamam, çalışmış. A böyle yazılamaz diyor. Doğru. Ben o zaman şöyle yazabilirim. Pardon. A'yı değil, A'nın refere ettiği şeyi. Niye ya? Display. Cannot arc mutex, bu ne diyecek? Mutex bir tane daha oldu. Tamam. Bunun sebebi şu. A nedir? A bir arc'tır. Arc'ın içerisinde mutex var. İkisi de smart pointer. Dolayısıyla ben A'nın değerine ulaşmak istiyorsam bir tane pointer ediyorum. Pointer burada mutex'i işaret ediyor. Mutex'in kendisi de bir başka smart pointer. Bu da bir referans. İkinci bir referansın da referans ettiği değeri almak istiyorsam iki tane referans pointer kullanıyorum. Bu defa bakalım ne diyecek. Şimdi yine aynı şeyi burada da yapacağız bu defa. Tamam. Şimdi cannot be dereferenced. Oğlum her şeye dırdır ediyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Şöyle yapsak daha iyi olur gibi. Şöyle yapsam dırdır eder mi? Yok. O zaman böyle yapalım. Şöyle. Tamam. Bu daha garanti. Bakalım bu defa ne olacak? Volume borrowed here after move. Volume tekrar en başta söyledim. Sorun aslında tekrar. Biz burada arc oluşturduk. A'yı oluşturduk. Burada A'yı klonladık. Sonra
Ayı burada mı klonlayalım yoksa? Bir bakalım örnekte nasıl yapmış. Counter. Evet, burada da hatalardan bahsetmiş. RC yapmış. RC olmuyor. En sonunda ARP yapıyor. ARP yaptı. Counter. Tamam. Tamam. Ben neyi yanlış yapmışım? Arc clone counter yapmışım ben de. Her defasında. Counter block. Aynısı değil mi? Ben yaptığım şey de aynı. Tekrar bakalım. Counter for'un dışında. Tamam. Daha sonra handles kullanmış. Biz handles'ı hiç kullanmıyoruz gerçi. Gerek yok. Aynısını bu biraz daha değişik yapmış. Ben de aynısını yapmışım aslında. Move lock thread'in içerisinde ben de öyle yapmıştım. Evet. Account value borrowed here. Tamam. Move demiş. Ben de move demişim. Counter. Benim burada yaptığım. Of. Tekrar dön. And counter lock arch clone. Tekrar bakalım. Counter oluşturmuş. Tamam, ben de oluşturdum. Counter oluşturduk. Döngünün içerisine aldık. Her defasında döngü. Ben iki tane döngü oluşturmuşum. Tamam. Şöyle yapsak. Önce hiç tamam. Buna gerek yok. Şöyle bir deneyelim. Cannot infer type. Ben gerek yok. Şurayı da bir şöyle yapalım bakalım ne olacak. Hala aynı şeyi söylüyor bana. Ben burada benim farklı olarak yaptığım şey ne? Arc nav mutex nav 0 tamam. Counter arc clone a Spawn move. A'yı ben burada kullanıyorum. Aslında az öncekilerin hiçbirinde hata yok. Print'ten dolayı bu print'i de görmek de maşallah. Böyle şak diye olmuyormuş. Bu print'ten dolayı çünkü ben A'yı kullanıyorum aslında. A'nın klonunu değil A'yı kullanıyorum. A haliyle buraya geldiği zaman klonunu değil A'yı alıyorum. Her for döngüsünde bu gerçekleştiği için bir deneyelim bakalım böyle olması lazım. Cannot borrow as mutable. Şurayı mutable yapmamız gerekiyor. Şimdi yes. Data 2020. Şöyle yapıyoruz. Bu bir buradaki pointer'ı attığım zaman arc değil mutex'i işaret etmiş oldum. Lock diyerek dedim kimse buna dokunmasın. Unwrap diyerek de bunun işaret ettiği veriyi almış oldum. Tekrar yazdıralım. Bakın bu defa A burada her toplanan değer A'ya gitmiş oldu. Haliyle neydi mesela 10.057 5.500 5.500 çarpı 4 20.200 oldu. Ama biz mesela A'yı tek başına bir integer olarak kullandığımız zaman aslında dediğim gibi A bir primitive types'tı. Haliyle burada aslında A'nın kopyasını oluşturuyordu. Haliyle değiştirdiği şey ben zaten o yüzden bu hatayı da burada o yüzden yapmıştım. Çünkü buradaki print normal A integer A'yı alıyordu. O da burada yeniden kopyası oluşturulmuş bir A idi. Haliyle ben de onu kullandım.
Ama şimdi ne yapmış olduk? Bir tane ağ oluşturduk. Buna ark dedik. Ark'ın içerisinde de mutex koyduk. Mutex ne yaptı? İşte bir bellek bölgesini işaret ediyor her ikisi de. A işte diyelim ki belleğin C segmentinde. Biz burada bunun referans counter'ını aldık aslında. Yeni bir referans oluşturduk. Arc klon sayesinde A'nın referansını oluşturduk. A count dedik. Daha sonra bu A count dediğimiz şey bir referans olduğu için, smart pointer olduğu için buraya mesela direkt şunu koymama da gerek yok. Direkt mesela ben buradaki mutex'i aldım aslında. A count mesela mutex'i işaret ediyor. Ben mutex sayesinde burada lock çalıştırıyorum. Tabii lock çalıştırdığımız zaman lock bize bir result değerini veriyor. Ama ben eminim yani bu result değeri bana okey değerini verecek. Eminim. Unwrap ettim. Unwrap ettiğim zaman ben buradaki mutex'in işaret ettiği referans bölgesini ele geçirmiş oldum. Buna da n dedim. Daha sonra geldim burada n'in değerini değiştirdim. N'in değerini değiştirdiğim zaman aslında burada değiştirdiğim şey n değil. Burada değiştirdiğim şey A'nın refere ettiği bölge. Haliyle aslında değişen şey A oldu. Evet. Bugünlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Zaten uzun uzun ders anlatınca da muhtemelen Türkiye'de biraz da Rust konusu herkes aman aman zor zor diye uzaklaşıyor ama neyse yani bu kadarlık yeter diye düşünüyorum ilgilenenler için. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.